malzeme seçimi son derece önemli dedik. Malzeme üzerinden biraz durduk. Sert dişebilirlik kavramı diye bir kavram var. Bu ısıl işlemde son derece önemli. Peki dökümcüler olarak sizlerde bu kavram önemli mi? Sert dişebilirlik dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Mesela iki tane malzeme söylesem. 8620. 8620 dediğim zaman hangi malzemeden söz ettiğim konusunda bir yorum yapmak isteyen var mı? Efendim? Şimdi 8620 dediğim zaman ne demek istiyorum? 0.20 sonundaki 8620'nin 20'si neyi ifade eder arkadaşlar? Karbonu. 0.20 oranında bir şeyden söz ediyorum. Çelikten söz ediyorum. Peki bir 4140 dersem ne demek istiyorum? 0.40 oranında bir karbon içeren çelikten söz ettiğimi belirtiyorum. Mesela 100 krom altı desem, %1 değil mi? Karbon içeren bir çelikten söz ediyorum diyorum. Peki, şimdi sertleşebilirlik kavramı dediğim zaman şöyle anlamanız gerekiyor. Mesela bize bir müşterimiz geldi. Çok büyük bir yuvarlak, büyük bir disk dökmüş kendisi, döküm. Şöyle bir problemle karşılaştık. Dedi ki, yüzey sertliğini 40-45 derece istiyorum. Peki, sizce çok kalın kesit olduğu zaman yüzeyden içeriye doğru gidildikçe sertlikte aynı şekilde mi kalır sertlik yoksa yüzeyden içeriye doğru gidildikçe sertlikte düşme bekler misiniz? Biraz yüksek sesle alabilir miyim? İsminiz? Burak arkadaşım ne diyor? Evet. Alaşım elementleri mesela krom gibi yani TTT'yi sağa çekecekse element. Hani yüzeyden içeriye doğru gittikçe mesela bu alaşım elementlerinin etkisini daha çok görülür. Mesela 43-40 ile 41-40 gibi mesela 43-40'da daha net, daha böyle sert bir düşüş olur sertlikte. Ama 41-40'da mesela daha soft, daha böyle içeriye doğru kademeli kademeli bir düşme olur, çekirdeğe doğru diye düşünüyorum. Oturup siz daha iyi bilirsiniz. Yok. Gayet güzel. Bu ekranda ne görüyoruz? Şu skala, Y skalası sertlik. Burası ise çapı veriyor, parçanın çapını veriyor. İkisinin iki tane grafik var. Bu iki grafikte ne görüyorum? Bir tanesi 4140 çeliği, bir diğeri de 1040 çeliği. 4140 ile 1040 çeliği arasındaki fark... Kim bir şey söylemek ister? 1040 yalın karbon çeliği, 41-40 düşük alaşımlı. Düşük alaşımlı çelik. Yani 4140'da krom var içerisinde, %1 oranında krom var. Ama ikisinin de karbon oranları aynı. Peki, bu iki grafiğe, bu grafiğe baktığımızda ne farkı görebiliyoruz? Şurada gördüğünüz şey nedir? 5 santim çapında bir çubuktan söz ediyoruz. İki farklı malzemeden yapılmış olduğunu görüyorum. Doğru mudur? İkisinin de yüzey sertlikleri birbirlerine yakın. Fakat yüzeyden çekirdeğe doğru gittikçe 4140'da çok fazla bir değişim olmuyor 5 santimlik bir çubukta. Yani burasını şöyle düşünelim. Şurası 56 HRC'den nereye düşmüş? 55 HRC'lere, 54 HRC'lere düşmüş. Ama 1040'a baktığımız zaman yüzey 55 iken çekirdek 28 HRC'lere düşmüş. Çok fazla oranda ne var? Sertlikte düşüş görüyorum. Şimdi biz ne diyoruz? Diyelim ki hele bu gördüğünüz gibi sadece ince kesit olduğu için bu kadar fark var. Eğer parçanız büyükse ve yağda soğutma yaptığınız için, daha yumuşak bir soğutma yaptığınız için bu oran daha da fark edecektir. Şimdi mesela böyle bir durumda taşlama payını ısıl işlemciye söylemek gerekir mi, gerekmez mi arkadaşlar? Diyelim ki siz döküm yaptınız. Yüzeyden ne kadar taşlama alıyorsunuz genelde? 1 milim mi? 2 milim mi? Diyelim ki 1 milim taşladığınız zaman yüzeyde ne olması gerekiyor? Bakın sertlikler birdenbire atıyorum 45 HRC'ye düşüyor. Yani siz müşteriyle 50 HRC diye anlaşabilirsiniz ama müşteriniz taşlama miktarını size diyelim ki 1 milim sonraki taşlama miktarını eğer müşteriniz için önemliyse bunu ısıl işlemciye bildirmeniz gerekir.
Hani ona göre bizim de prosesi belirlememiz gerekiyor. O yüzden bu gene contract review'a giriyor. Özellikle taşlama miktarlarının bildirilmesi gerekir. Çünkü siz müşterinize 55 HRC olarak verirsiniz yüzey sertliğine, ama bir milim sonra diyelim ki burası 47 HRC'ye düştüğü zaman, o zaman müşteriniz diyor ki hani bana 55 HRC verecektiniz. Siz burada neyi anlatmanız gerekiyor? Mutlaka yüzeyden içeriye doğru geçtikçe sertliğin düşmüş olmasını da söylememiz gerekiyor. Bir, eğer o zaman 1040 malzeme yerine ne seçmesi gerekir? 4140, yani sertleşebilirliği daha iyi malzeme seçmesi gerekir ki o taşlama sonrasında yüksek sertliği elde edilebilsin. Bu nedenle taşlama miktarları ve doğru malzeme seçimi son derece önemli. Peki bu grafiğe baktığınızda ne görüyorsunuz? İkisinin de malzemesi aynı ama benzer şekilde bir durum var. Burada etkin olan ne arkadaşlar? Bakın burada birisi 5 santim çapında, diğeri 10 santim çapında. Yani malzemeler aynı olsa bile, aynı ısıl işlemden geçirilmiş olsa bile kesit farklılıkları kesinlikle problem yaratıyor. Bunu şu şekilde anlatalım. Diyelim ki bu 4140 malzemeden yapılmış. Şurasının alacağı sertlikle şu kalınlığın alacağı sertlik birbirinden farklı olacaktır. O yüzden ne demiştik? Mutlaka nereden ölçüm alınacak? Sizin için neresiyse bunu mutlaka ısı işlemciye söylemeniz gerekiyor. Buna da sertleşebilirlik. Bakın burada değişik malzemeleri görebiliyorsunuz. Eğer malzemede karbon ve alışım elementleri düşükse, arkadaşımızın dediği gibi birdenbire sert bir düşüşü görürsünüz. Ama sertleşebilirliği iyi olanda ise bu kademeli olarak ve yumuşak şekilde olur. Dolayısıyla özellikle taşlama miktarları, yüksek taşlama miktarları yapılacaksa ve yüksek sertlik istiyorsanız, o zaman sertleşebilirliği yüksek olan malzemeyi seçmeniz gerekir. Aksi takdirde taşlamayla birlikte sertlik düşeceği için problem yaşanır. Şimdi bu nedenle aynı zamanda sertleşebilirlikte dediğim gibi ince kesit, kalın kesit önemliydi. Parçanın düz parça olması, yuvarlak parça olması ya da dikdörtgen parça olması, bütün bunlar soğumaları etkileyecektir. Bunlar son derece önemli. Soğutma ortamları ısıl işlemde son derece önemli arkadaşlar. Bir tane örnek yapalım. Diyoruz ki yağ ortamında soğutuyorsunuz. Karıştırma yapmazsanız eğer saniyede 18 derecelik bir soğuma sağlarsınız. Ama aynı şekilde gene yağda yapın ama karıştırma yaptığınız zaman birdenbire 45 derece parçaladan 45 derece, bakın iki katından daha fazla bir soğuma sağlayabiliyorsunuz. Eğer siz bunu bir de tuzlu ortamda yaparsanız saniyede 230 derece kadar bir sıcaklığı düşürebilme yeteneğine sahipsiniz. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Soğutma koşulları son derece önemli. Soğutma ortamı son derece önemli. Kullanılan soğutmada karıştırma yapılıp yapılmadığı son derece önemli. Peki bunlardan hangisini seçmem gerekir diye düşündüğüm zaman, o zaman da neye göre karar veriyoruz? Parçanın çarpılma miktarını düşünmeniz gerekiyor. Tamam, en iyi soğutma şekli bu şekildir ama bu şekilde soğuttuğunuz anda parçayı çok çarpıtırsınız ve parçanın çatlamasına neden olursunuz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Daha bir yumuşak soğutma yapalım diyoruz. Yağla soğutuyoruz. Karıştırma hızlarımızı kontrol ederek minimum çarpılmayı verecek şekilde ısı işlemde soğutma yapıyoruz. Şimdi diyelim ki fırınlarda yağla soğutma yapabiliyorsunuz. Peki fırında yapmayıp diyelim ki indüksiyon kullanıyorsanız orada aquatensit denilen kimyasalları kullanırsınız soğutmayla ilgili. Ya da vakum altında soğutma yapıyorsanız gazla soğutma yaparsınız. Deformasyonu en aza indirgemeye çalışırsınız. Yani buradaki kriter ne? Parça nerede kullanılacak? Çarpılma miktarı ne olacak? Ona bağlı olarak ve elde etmek istediğiniz sertlikler ne? Bütün bunların kombinasyonunu yapıp en uygun yerde işlemi yapmaya çalışırsınız.
Bakın buraya gördüğünüz gibi ısı transferlerini görebiliyorsunuz. Bakın havada soğutma, yumuşak bir soğutma sağlıyor. Gazlı soğutmalar var. Bizim yaptığımız şey nedir? Yağ ortamında ve karıştırma yaparak yapıyoruz. Bakın aradaki farkı görebiliyor musunuz? Kaç katı daha hızlı bir soğutma yapabiliyoruz. Ama suyla soğutma en iyi soğutma, en hızlı soğutma. En iyi demeyeyim de en hızlı soğutma. Fakat burada ne riski var? Çatlama riski var. Dolayısıyla bunu tercih etmiyorsunuz. Şu şekilde bunu tercih edebiliyoruz. Şimdi mesela Türkiye'de yapılmayan, yani daha az olan, diyelim ki vakum altında sementasyon yapıyorlar. İşte vakum altında nitrasyon yapıyorlar. Burada da yaptıkları işlemler, bakın hidrojen ya da helyum kullanıyor. 40 bar soğutmayla yağ soğutmasına yakın bir şey elde edebiliyor. Soğutma elde edebiliyor ve bu şekilde vakum altında sementasyon işlemleri yapılıyor. Mesela bu tür işlemleri nerede yapıyor? Çok özel dişliler için yapıyorlar. Diyelim ki o dişlilerin kör delikleri var. Diyelim ki bir parça düşünün, içerisinde 10 santimlik bir kör deliğiniz olduğunu düşünün. Ve o kör deliğin her tarafındaki sementasyon derinliği aynı homojenlikte devam etsin istiyorsunuz. Ondan sonra dişlinin diş tepesi, diş yanağı ve diş kökündeki ESD'ler birbirlerine yakın olsun. Çok hassas helikopterde kullanacağınız dişliler üreteceğinizi düşünün. İşte öyle durumlarda şurada gördüğünüz gibi çok yüksek basınç altında, vakum altında sementasyon işlemleri yapılıyor. Bu da mesela Türkiye'de yapılmayan ya da çok yaygın olmayan ama havacılıkta kullanılan işlemlerden bir tanesi. Şimdi demin daha önceden de söylemiştim. Mesela diyelim bakın 4140 diyoruz. Eğer aynı şarjda göndermezseniz, karışık şarjda, döküm şarjlarına karışık olarak gönderirseniz, bakın bir tanesi 4140, diğeri ise 4140H demiş. Bu H işareti gördüğünüz zaman size şeyi garanti eder, sertleşebilirlik garantisini verir. Daha dar bantta ve sertleşebilirlik garantisini veren bir malzemedir bunun göstergesi. İşte malzemenizin bakın üst bantta ve sertleşebilirliğinin garantisi vardır. Şimdi diyelim ki iki şarjı karışık gönderdiniz. Ne risk olabilir? Bakın iki parçanın bir tanesinin çekirdeği 45 derece gelirken diğerinin çekirdeği 55 derece gelecektir. Ve direkt müşterinizden ret alırsınız arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki ikisi de çelikçinize gönderdiğiniz zaman ısı işlemcinize diyeceksiniz ki işte ikisinde de sertlikler aynı değil. İade ettiğinizi düşünün. Isı işlemci diyor ki ben bunu aynı şarjda yaptım. Kendisinde bir problem olmadığını tespit ediyor. Malzemelerin analizine gidiyor. Bir tanesi alt bantta, bir tanesi üst bantta kimyasalları. O zaman malzemeciye gideceksiniz, çelikçiye. Diyelim ki siz bunu döktünüz ama birisini üst bantta döktüğünüz için, diğerini de alt bantta karışık gönderdiğiniz için homojen olmayan sertliğe neden olmuş oluyorsunuz. Bakın iadelerden, önemli iadelerden bir tanesi de bu malzemelerin karışık gönderilmesi. Bunun da nedenini de görebiliyorsunuz. Tavlamalara geçelim. Tavlamalar gerçekten son derece önemli. Burada yaptığımız tavlamalardan bir tanesi, diyelim ki döküm yaptınız. Malzemeniz ister haddeden, ister dövme, ister dedik ki dökümden gelsin, mutlaka normalizasyon yapılması gerekir diyoruz. Normalizasyon çok önemli arkadaşlar. Normalizasyonu niye yapıyoruz? Neden normalizasyona ihtiyaç duyuyoruz? Normalizasyonu nasıl yapıyoruz? Yani normalizasyon yapmadan, diyelim ki bir parçayı döktünüz, bu parçayı döktünüz, normalizasyonu yapmadan bize gönderdiniz. Ne tür riskler olabilir? Homojen olmayan sertlik elde edersiniz arkadaşlar. Biz bunu yaşadık ve şimdi bu slaytlarda göstereceğim size. Parçanın sertlikleri birbirlerinden çok farklı değerler elde ettik. Proseste iyileştirmeler yaptık falan, baktık bu işi çözemiyoruz. Bu sefer ısı işlem yapmadan önce iç yapıyı inceledim. İç yapıyı incelediğiniz zaman zaten oradaki yapı size gösteriyor. İç yapıda o kadar büyük bir homojensizlik var ki, dendritik yapı var ki, o yapıyı düzeltmeden sertleştirme yaptığınız zaman homojen sertlik elde etmeniz mümkün değil.
O yüzden mutlaka o iç yapının değişmesi gerekiyor. Bunu da bize sağlayan normalizasyon arkadaşlar. Normalizasyon sıcaklıkları gördüğünüz gibi şu bantta oluyor. Yani A3 sıcaklığının üzerinde yaklaşık 30-35 derece üzerinde çıkıyorsunuz. Ve burada yaptığınız bir işlem. Şimdi şeye baktığımız zaman normalizasyonu yapmamızın nedeni tanelerin küçük, homojen olarak dağılmasını sağlıyoruz. Normalizasyonda ne görü, hangi çelikler için bu uygun? Düşük alışımlı ve orta karbonlu çelikler için, yalın karbon çelikleri ve düşük alışımlı çelikler için bunu yapabiliyorsunuz normalizasyonu. Ama bir paslanmazlar için, bir takım çeliği için normalizasyon yapmıyorsunuz. Çünkü nasıl diyeyim, ferit perliti gördüğünüz yapılar için normalizasyon yapılıyor arkadaşlar. Ve taneleri küçük şekilde dağıtıyorsunuz. Şimdi bakın, normalizasyon yapılmış olan bir 1045 yalın karbon çeliğini görüyorsunuz, orta karbonlu. Taneler yuvarlak, homojen olarak dağılmış ferit perlit yapısını görüyorsunuz. Şimdi eğer ben şu dökümdeki yapıyı, bakın dökümdeki yapı Wittmannstatt'ın yapı bir var. Eğer bunu direkt ıslah yapsaydım, sertleştirme yapsaydım problem yaşardım. O yüzden mutlaka ve mutlaka dökümden sonra normalizasyonla iç yapıyı şu hale dönüştürmeniz gerekiyor. Yani ferit ve perliti küçük, yuvarlak ve homojen dağılmasını sağlamanız gerekiyor. Bize mesela bir müşterimiz geldi, dedi, dökümcümüz dedi normalizasyonunu yapmış dedi, direkt ıslah yapın dedi. Yapıyoruz, gene problem yaşıyoruz. Neden? Dövmeden gelmişti o parça. Uygun normalizasyon sıcaklığı ve süresi uygulanmazsa, bu iç yapıyı kontrol etmezseniz problem yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü onun da şeysi varsa göstereceğim gene bunlardan. Tanelerin bazıları iri, bazıları küçük. Yani o homojen normalizasyon süresini ve sıcaklığını doğru yapılmadığı takdirde sıkıntı var. Onu da çok düzgün şekilde yapılmış olması gerekiyor. Bununla ilgili normalizasyon nasıl yapılacağı ile ilgili ASTM ısıl işlem kitabı var. Orada çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hangi çelik için ne kadar süre tutulacak, hangi sıcaklıklarda tutulacak, bütün bunlar yazıyor. Oralardan bakarak en doğru normalizasyonu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki parçanız haddelemeden geldi. Burada gördüğünüz gibi bantlaşma var. Bu bantlaşmayı neyle kırıyorsunuz arkadaşlar? Normalizasyonla. Normalizasyon bu yüzden son derece önemli. Ya da parçaları gördünüz, dövme yapılmış. Dövmeler 1200 derecelerde yapılıyor, yüksek sıcaklıkta yapılıyorlar ve tanelerin kocaman olduğunu görüyorsunuz. Feritler tane sınırlarında çökelmiş görüyorsunuz. Bunlar problemli. Önce yapıyı normalizasyonla düzeltiyoruz. Ondan sonra işlemimizi yapıyoruz. Şimdi normalizasyonla bunu söyleyebilirim. Bunun dışında segregasyonu gidermek için hangi işlemi yapmanız lazım arkadaşlar? Segregasyon, yoğun bir segregasyon olduğunu düşünelim. Segregasyonu gidermek istiyorsunuz. Ne yapmak istersiniz? Difüzyon tavlaması yapmanız gerekir. Özellikle büyük ingotlar dökülüyorsa ya da sizdeki dökümhanelerde bu soğuma sırasındaki diyelim ki yüzeydeki karbon miktarı ile parçanın merkezine doğru soğuma sırasındaki oluşacak olan karbon miktarları ve diğer alışımların miktarları birbirlerinden farklı olacaktır. Buna da segregasyon diyoruz. Şimdi bu segregasyonun düzeltmezseniz eğer ne elde ediyorsunuz? Gene farklı sertlikler elde ediyorsunuz. Yüzeyi farklı, çekirdeğinde farklı. Yani bunlar çok büyük problemler yaratıyor. Tokluğunuzu etkiliyor, sertliklerinizi etkiliyor, performansı etkiliyor. Dolayısıyla difüzyon tavlaması yapılması gerekiyor. Difüzyon tavlaması yüksek sıcaklıklarda oluyor. 25 saat, 30 saat uzun süreli. Çünkü difüzyon ne demektir? Yüksek sıcaklıkta yaptığınız bir işlem ve zaman tanımanız lazım ki o karbon atomu ile içteki ve yüzeydeki iyi dağılsın, homojen dağılsın. Her yerde kimyasal alışım birbirlerine aynı olsun, benzer olsun. Yüksek sıcaklıkta yapılıyor. Peki şöyle bir soru var.
difüzyon tavlaması yaptık. Peşine sertleştirsek bir risk görür müsünüz? Yoksa görmez misiniz? İsmini alayım. Ömer arkadaşım, bir bağırı var Ömer. Ömer, arada bir normalize tavı yapmak zorunda. Normalizasyondan sonra arkadaşlar, difüzyon işleminden sonra mutlaka ve mutlaka ne yapılması gerekiyor? Normalizasyon yapılacak. Neden? Difüzyonu tavlaması yap gönder desem ne dersin? Niye karşı çıkarsın? Difüzyon tavlamadan sonra tekrar bir dentritik yapıyı yok etmiş olmayız bütünüyle. Difüzyon tavlamasında kimyasalını düzeltmeye çalıştık. Bir, tamam. Bir de en önemli kriter ne? Difüzyon sıcaklığı. Difüzyon tavlamasını çok yüksek sıcaklıklarda yapıyoruz. Süper. Taneleri irileştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi o difüzyonu yaparken yüksek sıcaklıklara çıkıyorsunuz. 1000 derecelere çıkıyorsunuz. 1000 derecelerin üzerine çıkıyorsunuz. Ve taneler anında ne oluyor? Büyüyor. Büyüdüğü zaman taneler, hemen şunu aklınızda getireceksiniz. Mekanik özellikler anında düşüyor. O zaman ne yapmam lazım? Tamam, difüzyon tavlamasıyla homojenleştirmeyi sağladım. Bu sefer taneleri büyüttüm. Peşine ne yapacağım? Normalizasyonla taneleri küçültmem gerekiyor. Dolayısıyla difüzyon tavlamasının peşine normalizasyon yapmamız gerekiyor. İzotermik tavlamayı hiç duydunuz mu arkadaşlar? İzotermik tavlama. Ne olabilir izotermik tavlama? İzonun anlamını düşünerekten. Tek sıcaklık veya aynı sıcaklık gibi, değil mi? Yani aynı sıcaklıkta bekleyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, TTT diyagramına bakıyoruz. Mesela şurada ne yapmışız? Özetleme sıcaklığına çıkarmışız. Sonra gelmişiz TTT curve'ün burnuna, yani şurada da olabilir, burada da gelmişiz. Burada beklemişiz. Ondan sonra soğutma yapmışız. Buradaki beklemenin amacı nedir? Tamamen perlitik bir yapıyı elde etmeye çalışıyoruz. Mesela bunu nerede elde yaparsınız? Diyelim ki çok hassas bir dişli üretiyorsunuz. Ve o dişliyi ürettikten sonra diyelim ki sementasyona göndermeniz gerekiyor. Şimdi sementasyondan önce bir izotermik tavlama yapıp işlenebilirliği kolaylaşmasını sağlamanız lazım. Yani sementasyon yapılmış olan bir çeliğin işlenmesi daha zordur. İzotermik tavlama yaptığınızda sertliği daha düşük olduğu için daha kolay işlersiniz. O dişleri daha kolay açarsınız. Bu bir, işlenebilirliği artırıyorum. Ayrıca sementasyonda vermiş olacağım deformasyonu önce izotermik tavlamada yapıp, çünkü izotermik tavlamanın sıcaklığı sementasyon sıcaklığından yüksek olmak durumunda. Bir 10-15 derece yüksek olmak durumunda. Daha yüksek sıcaklığa çıktım. Kolayca işlenebilmesi için perlitik yapı elde ettim izotermik tavlamayla ve deformasyonu orada verdim. Sonra sementasyon yaptığımda biraz daha düşük sıcaklıkta sementasyon yaptım. Daha az deformasyonla parçayı sertleştirmiş oldum ve işlenebilirlikle ilgili bir problemim kalmamış oldu. Dolayısıyla böyle hassas dişlilerde izotermik tavlama artı sementasyon ya da normalizasyon artı sementasyon mutlaka yapılıyor. Peki burada bir şey daha görüyorsunuz. Mesela bu da bir izotermik tavlama. Buna öztemperleme deniliyor. Şöyle bir soru sorsam. İkisi de aynı malzeme diyelim. Şu ikisi de aynı malzeme. İkisi de sertlikleri aynı olsun, 50 herece olsun. Sizce ikisi de aynı mekanik özelliklere sahip midir, değil midir? Risk düşünür müsünüz? Bunların ikisi farklı olabilir mi, aynı olabilir mi? Malzemeler aynı, sertlikleri aynı. Ne düşünürsünüz arkadaşlar? İç yapılarına bakarım arkadaşlar. Kesinlikle iki malzemenin sertliğinin aynı olması demek, iç yapılarının aynı olacağı anlamına asla gelmez. Efendim? Gelmez arkadaşlar. Birisine öztemperleme işlemi uygularım, birisine ıslah işlemi uygularım. İkisinin sertliği de aynı olur ama iç yapıları farklı olacağı için performansları da farklı olur. Sertlikler aynı olabilir ama tokluk değerlerini değiştirebilirim.
İşte biz de arkadaşlar öz temperleme olayı bunu sağlıyor. Yaptığımız işlem nedir? Öz denetleme sıcaklığına kadar ısıttım. Beyin iç sıcaklığına, yani martensitin üzerindeki sıcaklığa kadar soğutma yaptım. Sonra bu sıcaklıkta bekleyerek beyin itik, %100 beyin itik yapıyı, %100'e yakın beyin itik yapıyı elde etmeye çalıştım. Ve ondan sonra da soğuttum. Şimdi burada elde edeceğiniz yapı arkadaşlar şey olacaktır. Öz temperlemede beyin itik yapı elde edeceğiniz için tokluğu artırıyorsunuz. Sertliğiniz de yüksek. Hem 50 HRC'de hem de tok bir malzeme elde ediyorsunuz. Peki şöyle düşünün. Bir tane demir parçasını düşünün. Müşteriniz geldi. Diyor ki ben bu demiri bükeceğim ama kırılmayacak diyor. Bunu sağlayabilmeniz için hangi asıl işlemi yapmanız gerekir? Yorum yapmak isteyen var mı? Şimdi anlattıklarımdan şey yapmak ister misiniz? Şimdi bakın, şunu demeye çalışıyorum. Malzeme aynı. Müşteriniz diyor ki, kardeşim diyor, ben 50 HRC istiyorum diyor. Ama şöyle bir deformasyon yapacağım, şurada kırılma olmayacak diyor. Temper olmuş mu? Efendim? Beynin temper olmuş. Beyinlitik yapı elde etmeniz lazım. Beyinlitik yapıyı elde edebilmeniz için de öz temperleme yapmanız gerekiyor. Yani diyelim ki nerede öz temperlemeyi kullanabilirsiniz? Çelik burun, dökümhanelerde çelik burunlu ayakkabı kullanıyor musunuz? Onların o çelik burunlu ayakkabıların ucunda şu şekilde çelik burunlar vardır. İşte o çelik burunları ısıl işlemi öz temperlemedir arkadaşlar. Eğer siz o parçaya ıslah yaparsanız şurada çatlamalarına neden olursunuz. Yani parça şu şekilde kırılır. Ama buna öz temperleme yaparsanız o zaman parça sünek olur ve aynı zamanda sert olur. Ve darbeleri de soğurur. Yani darbe gördüğü zaman kırılmaz ve çatlamaz. İşte bunu elde etmek için öz temperleme yapıyorsunuz. Yaptığımız işlem şu. Beyin itik yapıyı tamamen elde etmeye çalışıyoruz ve ondan sonra şey yapıyoruz, soğutuyoruz. Şuradaki işlem ise nedir? Öz denetleme fazına çıktık ve hızlı soğutma yaptık. Sonra meneviş yaptık. Bakın, martensiti elde ettik. Ondan sonra temperlenmiş martensiti elde ettik. Ama siz bu deformasyonu veremezsiniz, parça kırılır. Burada ise ne yaptık? Buraya geldik, emesin üzerinde bekledik, şu dönüşümü sağladık. Ondan sonra soğutma yaptık. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Malzemeniz aynı ama istediğiniz performans neyse ona uygun farklı ısıl işlem yaparak istediğinizi elde edebiliyorsunuz. İşte ısıl işlemin güzelliği bu. Aynı malzemeye çok farklı işlemlerle farklı özellikler kazandırabiliyorsunuz. Burada mesela şeyi görebiliyorsunuz. Mesela sertlik, öz temperleme sıcaklıkları ve tokluk değerlerini görebiliyorsunuz. Şu ıslah yapılmış bir grafik, bu da öz temperlemenin. Bakın buraya baktığınızda tokluk artarken, şurada, burada mesela ıslahta yüksek sertlik elde etmek istediğiniz zaman ne düşüyor? Tokluk düşüyor. Tokluğu artırayım derken sertlik düşüyor. Bunu sağlayamıyorsunuz. Ama burada size ne sağlıyor? Hem yüksek sertlik hem yüksek tokluğu neyle elde edebiliyorsunuz? Öz temperlemeyle. Beyin itik yapı, iç yapılar bu şekilde. Mesela mar temperleme, bu da uygulanan yöntemlerden bir tanesi. Bunu da niçin yapıyorlar? Diyelim ki çok hassas bir parça üretmek istiyorsunuz. Deformasyon miktarının az olmasını istiyorsunuz. Ha, burada da yaptıkları nedir? Parçanın yüzeyiyle merkezi, çekirdeği aynı sertliğe, aynı sıcaklığa geliyor. Ondan sonra martensit dönüşüme uğratıyorsunuz. Deformasyonu daha az olsun diye. Mesela şu çok ilginç yöntemlerden bir tanesi. Aus forming. Bakın bunu nerede kullanıyorlar? Uçakların iniş takımlarında. Uçakların iniş takımlarında bu da yurt dışında yapılan bir şey, bir işlem, bir ısıl işlem. Burada da dediğim gibi hani TTT'ler niçin çok önemli? Eğer burada gördüğünüz gibi karbür yapıcı alışım elementlerine sahip bir çelik, ne yapıyor burada? Perlit bölgesiyle beyinlit bölgesi ayrı. Şurada bir size deformasyonu uygulayabilmeniz için bir süre sağlıyor. Öz denetleme kısmına geldi. Emesin üzerinde şu bölgede
deformasyon yapıp ondan sonra ısır işlemi sertleştirdi. Bu şekilde mesela Apache helikopterlerinin şeyini yapıyorlar, dişlilerini yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi onlarda beklenilen şey çok önemli. Yani siz havacılığa çalışıyorsanız oradaki parçalar çok hassas olmak durumunda. İşte diyor ki vibrasyona dayanacak, boyutsal kararlılığı çok iyi olacak, tokluğu çok iyi olacak, yüzey RA değerleri çok düşük olacak. Hani bunları istiyor. İşte bunu yaparak bakın 4-6 RA değerinde yapıyor. İşte Apache helikopterlerinde kullanılan özel şeyler bu yöntemle. Bu da Türkiye'de yapılmıyor. Yani bunların hep katma değeri yüksek ürünlerin yapılması gerekiyor. O yüzden anlatıyorum. Hem dışa bağımlılığın azalması açısından hem de bizim bunları yapabilmemiz açısından. Bakın bu ouse forming ile görebiliyor musunuz? Akma ve yield strength, akma ve çekme dayanışlarının ne kadar arttığını buradan, yani çok farklı karbon miktarlarına sahip çeliklerin ne kadar artış gösterdiğini görebiliyorsunuz. Hem dayançta yaklaşık %30-%50 dayançta bir artış sağlanıyor. Hem de aradaki o honlama, taşlama gibi ara stepleri de elimine ediyorsunuz. Onlara da gerek kalmıyor. Ve üretim verimliliği de artırılmış oluyor. Bu da dediğim gibi ouse forming ile ilgili olan bir şey. Şimdi sertleştirme yani ıslah dediğimiz şeyler, ıslah dediğimiz işlemi nerede yapıyoruz arkadaşlar? 0.20 karbonun üzerinde olan çelikleri uygulayabiliyoruz. Yani sertleşebilirliği iyi olsun ki parçanın yüzeyi ile çekirdeği arasındaki hani farklılık daha aza insin ve parça kütlesel olarak rahatlıkla sertleşsin. Buna uygun olan çelikler ıslah olabilir. Karbon oranı 0.20'nin altındaysa, diyelim ki 0.10 çeliği, bunları bir de kesit arttıkça sertleştiremezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla sertleştirebilmeniz için TTT diyagramına geliyorsunuz. TTT diyagramındaki hedefiniz nedir? Burnu kesmeden, çünkü burnu keserse ne olur? Diyelim ki TTT'de burnu kestiğini düşünün. Burun dediğimiz şey bu. TTT'nin burnu bu. Bizim ıslahtaki amacımız ne? Öyle çelik seçelim ki ben hızlı bir soğutma yapayım ve şu burnu kesmeden martensiti elde edeyim. Ondan sonra bunu bir menevişleyeyim ve müşteriye göndereyim. Islahın temel felsefesi bu. Peki ben bu burnu kesme yerine hani kesseydim, şöyle kesseydim ne olurdu? Ne bekleyebiliriz? Burnu keserse ne olur, kesmezse ne olur? Şimdi burnu kesti. Ne elde ettim? Hangi yapıyı elde ettim? Yok, şu burnu, burnu kesti. Şöyle diyelim. Perliti elde ettim. Perliti, ferriti elde ettim. Peki, martensit mi daha serttir, perlit, ferrit mi? Martensit. Şimdi ıslahtaki amacım ne? Sertleştirme istiyorum. Dolayısıyla benim ıslahtaki amacım martensiti elde etmek. Dolayısıyla benim nedir? Bu burnu kesmeden hızlı soğutma yapmam gerekir. Peki şöyle bir şey size söylesem. Diyelim ki müşteriden çok büyük bir mil geldi. Şöyle kocaman bir mil olduğunu düşünün. Şöyle bir problem yaşadınız. İşte müşteriye dediniz ki, müşteri 40-45 derece yüzey sertliği istedi ama siz yapıyorsunuz bir iki tane de şöyle bir sisteminiz olsun, kuyu fırınınız olsun. Hani şimdi bu çok büyük ya, ona uygun ısıtmak için bir kuyu fırınınız olsun, bir de hemen yanında yağ sokmak için ayrı bir kuyunuz olsun. İkisi yan yana. Problem şu, 40-45 derece HRC istedi ama siz 38-40 elde ediyorsunuz. Peki bunun nedeni ne olabilir? Soğuma hızı. Nedir soğuma hızı? Nasıl anlatabiliriz? Yani şu, demek ki ben bunu şu kuyuda ısıttım. Sonra bunu vinçle aldım. Nereye götürdüm? Yağ daldırdım. Ama o arada geçen süre, yani şuradaki geçen süre, demek ki şu burnu kesiyorum ki şöyle yapıyorum ki ben martensit elde edemiyorum. Demek ki ben bu işi hızlandırmam lazım ki şu burnu kesmeden hızlı soğutayım.
Buradan çıkardım, hemen soğutmam lazım ki istediğim sertliği elde edebileyim. Martensit yapıyı elde edebileyim. Dolayısıyla ısıl işlemde SÜKİ 9 denilen ısı işlem standartları var arkadaşlar. Ve SÜKİ 9 da der ki yağ girmede gecikme yaşamaman gerekiyor. Ve fırında işte bu TTT'ye bağlı olarak işte diyelim ki 5 saniyede, 10 saniye diyelim ki alüminyumda da öyledir. Hemen şeye girmesi gerekir, yağ girmesi gerekir. Eğer şurada bir gecikme yaşarsanız martensit fazı elde edemezsiniz ve istediğiniz sertliği elde edemezsiniz. Ve SÜKİ 9'da eğer SÜKİ 9'a uygun çalışıyorsanız orada fırının alarm vermesini ister. Yağ geç girme olmayacak der. Bu son derece önemli. Bunun da nedeni işte TTT ile anlattığım için. Şimdi ıslahtaki temel felsefelerden bir tanesi şu. Şimdi şöyle bir şeyde risk görebilir misiniz? Şöyle diyeyim, ikisinin de sertliği, ikisi de aynı malzeme, tamam mı? İkisi de aynı malzeme, ikisi de 50 HRC. Fakat parçalardan biri kırılıyor, tokluğu yok, diğeri ise tok. Neden böyle olabilir? Bunun nedeni arkadaşlar bakın, şu grafik bize neyi gösteriyor? Burada dediği şey tokluk, şu skala tokluk, burası da sıcaklık. Şimdi tokluğun kriterlerinden bir tanesi nedir? Eksi derecelerdeki tokluk jül olarak değeri bizim için son derece önemlidir. Yani hani tokluk kavramı neden ortaya çıkmış? Kutuplarda gemilerin hani ortadan ikiye ayrılması nedeniyle birdenbire bakmışlar. Yani durup dururken gemiler ikiye ayrılıyor. Bunun nedenini incelediklerinde tokluk değerlerinin düşük sıcaklıklarda düştüğünü görmüşler. Bunun da nedeni neydi? Kalıntılara bağlı olarak. Eğer kalıntılar yüksekse tokluk düşüyordu. Şimdi burada da gördüğümüz üzere bakın burada diyor ki martensite dönüşüm oranı eğer %90'ların üzerindeyse tokluğunuz en iyi değerlerde. Ama martensite dönüşüm oranı %50 tokluğunuz son derece düşmüş. Şimdi dolayısıyla iki tane ısıl işlemci olduğunu düşünün. Eğer ısıl işlemciniz iyi ise ıslahtaki hedefin olması gerekir. O martensite dönüşüm oranını mümkün olduğunca yüksek tutması gerekir. Eğer yüksek tutarsa o zaman sizin malzemeniz tok bir malzeme olabilir. Ama eğer onu dönüşümü düşük tutarsa, martensite dönüşüm oranı düşük olursa sertliğiniz aynı olsa bile parçanız tok olmayabilir. Dolayısıyla niye hep diyoruz ki biz bilimi kullanıyoruz? İşte metalürji bu yüzden son derece önemli. Yaptığınız için şeyini bilmeniz gerekiyor. Neden sonuç ilişkilerini iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey gösterebilirim. Peki diyelim ki parçayı sertleştirdik. Meneviş yapmadan müşteriye gönderirsek ne olur? Meneviş'i yapmayalım. Parça, istediği sertliği elde ettik. Parçayı müşteriye öyle gönderirsek ne olabilir? Gerilmelerden dolayı çatlar. Çatlar. Yani parça, şimdi şuradaki grafikte görüldüğü üzere bakın. Fırından çıkardınız, yağ girdi ve fırından çıktı. Bakın, çekme dayancı son derece yüksek ama tokluk var mı? Yok. Tokluk nedir? Şu grafiğin altındaki alan nedir bize? Tokluğu verir. Şimdi ben fırından çıkardım, meneviş yapmazsam ne olur? Çok sert bir malzeme ama aynı zamanda cam gibi kırılgan bir malzeme elde ederim. Bu yüzden ne yapıyorum? Meneviş yaparak bir miktar sertlikten ve dayançtan ödün veriyorum. Ama buna karşılık ne elde ediyorum? Tokluk elde ediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla kesinlikle meneviş yapmadan müşteriye parça verilmemesi gerekiyor. Tokluk bu yüzden son derece önemli. Şeyleri hiç artık daha fazla detaya girmiyorum. Islah işleminden sonra görmeniz gereken yapı temperlenmiş martensittir. İç yapıya baktığınız zaman bunu görürsünüz. Peki şöyle bir soru soruyorum. İki tane malzeme olsun. İki farklı malzeme verelim. Bir tanesine ne diyelim?
bir örnek verelim. Hangi nasıl bir malzeme olsun? Karbonu düşük mü, yüksek mi? Ne diyelim? İsminizi alabilir miyim? Hayrettin. Hayrettin Bey diyor ki karbonu yüksek olsun. Orta karbonlu mu olsun, yüksek karbonlu mu? Yüksek karbonlu. Yüksek karbonlu. Mesela diyelim ki 100 krom altı gibi düşünün. Buna ne diyelim? Sizin isminizi alayım. Nihat. Nihat Bey bu ne olsun? Düşük karbonlu mu olsun, orta karbonlu mu? Orta karbonlu olsun. İki tane farklı çeliği düşünelim. Peki, ne sorabiliriz? Çatlama, deformasyon istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Deforme olsun mu parçanız, olmasın mı? Olmayacak. Olmayacak. Bakın, şimdi özellikle bunu söyletmek için şey yapıyordum. Isıl işlemci, ısıl işlemcimiz de kim olsun, isminiz neydi? Muhittin Bey. Muhittin Bey, isminiz? Hayrettin Bey. Hayrettin Bey diyor ki, ben diyor bu parçayı size getirdim diyor, tamam mı? Ama diyor, hiç çarpılmasın diyor. Cevabınız ne olur? Isıl işlemde öyle deformasyon imkansız, olmaması imkansız diye söylemiştik. Şimdi bir daha söylüyoruz, değil mi? Yani mutlaka arkadaşlar deformasyon olacaktır. Parça mutlaka çarpılacaktır. Eğer yüksek sıcaklıkta çalışıyoruz ve soğutuyoruz, fazla değişiklikleri var. O yüzden mutlaka çarpılacaktır. Bunu söylememiz gerekiyor. Peki, başka ne söyleyebiliriz? Menevişlerin zaten söyledik yapılması gerektiğini. Bunu peki geçelim. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Diyelim ki yüksek karbonlu çelik, bunu sertleştirdik. Yüksek karbonlu çelikte TTT diyagramında ne bekliyorsunuz? Nasıl bir değişiklik bekliyorduk? Efendim? Daha geniş bir alan. TTT'de daha geniş bir alan derken nasıl bir alan? Molibden hariç diğer tüm alaşım elementleri perlitfenin beynik burnunu sağ tarafa kaydırır. O kobalt. Kobalt hariç bütün alaşımlar TTT'yi sağ kaydırıyor. Tamam. Bir de MS ve yani martensit başlangıç ve martensit finali aşağı doğru çekiyordu. Peki 100 krom altı gibi ya da daha yüksek işte krom, vanadyum ve diğer alaşımları içeren çelikleri düşünün. Bu çelikleri biz sertleştirdiğimizde tamamen martensit dönüşüm elde edebilir miyiz? Edemez miyiz? Neden? Şey diye soruyorum. Burada kalem yok değil mi? Vermemişler. Peki. Karbonu yüksek olduğunu düşünelim. Karbonu yüksek olduğu zaman şöyle düşünüyoruz. Şu bizim TTT diyagramımız. Karbon yüksek. Karbon yüksek olduğu zaman bu MS ne olacak da aşağıya geçecek. Bu MF de şuralara gelecek. Diyelim ki öyle bir çelik ki karbon da yüksek, alaşım elementleri de yüksek. MF geldi, sıfır derecenin altına geldi. Peki bunun anlamı ne arkadaşlar? Martensit finalin eksi derecelere inmesi neyi doğurur? Neyi bekleriz? Tamamen dönüşüm gerçekleşir. Oda sıcaklığına kadar en fazla soğuk. Süper. Şimdi diyoruz ki bizim oda sıcaklığımız 20 derecelerde. Şimdi ben 20 derecelere baktığım zaman martensit dönüşümün, martensit final dönüşüme yani martensitin tamamen dönüştüğünü görmüyorum. Değil mi? Martensit'te atıyorum %70 martensit dönüşüm olmuş. Yani geri kalanı ne? Geri kalanında kalıntı östeniti arkadaşlar. Şimdi kalıntı östeniti demek ki nerede bekliyoruz kalıntı östeniti? Eğer alaşımlı elementler varsa, takım çelikleri varsa, karbon yüksekse kalıntı östeniti bekliyor muyuz? Bu bir. Peki kalıntı östeniti takım çeliklerinde bekledik. Sementasyonda kalıntı östeniti görebilme durumunuz olabilir mi? Sementasyonu anlatmadım. Biraz anlatayım, ondan sonra bu sorunun cevabını sizden bekleyeceğim. Kalıntı östeniti nerelerde görebiliriz? Kalıntı östeniti TTT ile yorumlayacaksınız, tamam mı? TTT'yi düşünerek kalıntı östeniti bana kim yorumunu yapabilecek? Ben biraz daha şey yapmaya çalışayım.
ne derler? Menevişi anlatayım, ondan sonra sementasyonu anlatacağım. O soruyu orada tekrar yenileyelim. Şimdi arkadaşlar, meneviş son derece önemli dedik. Çünkü menevişte yaptığımız işlem neydi? Bir tokluk sağlıyorduk dedik. Şimdi menevişin sıcaklıkları var. İşte diyelim ki 200 dereceye kadar. 200 dereceye kadar olan işlem neymiş? Hani elimizde martensit yapı vardı ya. İşte bu martensit yapı 200 dereceye kadar sertlikte bir düşüş görmezsiniz. Yani 200 derecelik meneviş yapın, o gerilim giderme olur. Parçanın üzerindeki gerilimi almak için bunu yapmış olursunuz. İşte burada epsilon karbüre ve düşük karbonlu martensite dönüşüyor. 200 ile 400 derece arasında bu karbürler sementite dönüşüyor. Kalıntı östenit beynite dönüşüyor. Esas sertliğin düşmesini 400 derecenin üzerinde görürsünüz. Meneviş 400 derecelerin üzerine çıktığı anda sertlikte düşüşü görürsünüz. Daha yüksek sıcaklığa çıktığınızda bu düşüş daha da hızlı bir şekilde devam eder ve tok bir yapıyı elde edersiniz. Şimdi burada temperlenmiş martensitin yapısına görüyorsunuz. Elde ettiğiniz yapı nedir? Ferit ve sementit karbürlerden oluşan bir yapıdır temperlenmiş martensit. Şimdi öyle çelikler var ki, şimdi burada beklediğimiz şey neydi? Şurasını sertlik düşünün, burası da menevi sıcaklığı. Menevi sıcaklığı arttıkça neyi bekliyorsunuz arkadaşlar? Sertlikte düşüşü bekliyoruz, öyle değil mi? Ama bazı çelikler var ki, menevi sıcaklığını artırıyorum, özellikle 550-650'leri, 550 dereceleri çıkarıyorum. Bakın sertlik birdenbire pik yapıyor. Bakın burada da gördüğünüz gibi. Öyle de çelikler var ki, takım çelikleri ve HSS çelikleri, sıcak iş takım çelikleri, HSS çelikleri dediğimiz yüksek hız, yüksek hızlı devirli mesela matkap uçları, yani yüksek hız çelikleri dediğimiz çelikler, bunlar ikinci sertleştirme gösteriyorlar bu sıcaklıklarda. Dolayısıyla demek ki her çelik için şey diyemeyiz. Menevi sıcaklığı artarsa sertliği düşer diyemiyoruz. Demek ki takım çelikleri ve HSS çeliklerinde ikinci sertleştirme olaylarını görüyoruz. Bu nedenle ikinci sertleştirme görülen çeliklerde menevi sayısını, mesela takım çeliklerinde en az 2, hatta HSS'lerde 3, en az 3 tane, en az demeyeyim, 3 tane menevişi yapmanız gerekiyor. Peki bunun nedeni ne? Neden böyle bir şey yapıyorum? Kalıntı östenitle ilgili değil mi olay? Şimdi ne dedik? Takım çelikleri dedik, HSS çelikleri dedik. Şimdi bunlarda ne beklememiz gerekiyor? Kalıntı östenit beklememiz gerekiyor. Şimdi demek ki ilk ocaktan çıktığında meneviş öncesindeki yapıda ne olması lazım? Martensitin var, kalıntı östenitin var. Birinci menevişi yaptığın zaman kalıntı östenit, meneviş sıcaklığınızda çıktınız, soğuma sırasında kalıntı östenit martensite dönüştü. Yeni oluşmuş bir martensitiniz artı temperlenmiş martensitiniz var. Şimdi tek menevişle müşteriye gönderdiğiniz zaman risk var mı arkadaşlar? Var. Çünkü yeni oluşmuş bir martensit var elinizde. Tek menevişle gönderirseniz problem olur takım çeliklerinde. O yeni oluşan martensiti de tekrar temperlenmiş martensite döndürmeniz gerekiyor. O yüzden ikinci menevişi yapmak zorundasınız. Şimdi diyoruz ya, müşteriler geliyor diyor ki bugün vereyim yarın alayım diye. Şimdi takım çeliği yapıyorsunuz, vakum altında sertleştirme yapıyorsunuz. İki tane meneviş yapacaksınız. Peki nasıl verebilirsiniz? Bugün vereyim yarın al diyebilir misiniz? O yüzden diyoruz 3 güne ihtiyacımız var. İşte bakın bunların bilimsel şeysi de, yanıtları da bu. Hani işinizi doğru yapmanız gerekiyor. Şimdi peki menevişi ne için yapıyorduk arkadaşlar biz? Menevişi parçamız gevrek olmasın, tokluğu yüksek olsun diye yapıyorduk. Ama öyle çelikler var ki bu takım çeliklerinde bunu görürsünüz. Bazı çelikler var ki o meneviş sıcaklıklarında menevişi yaptığınız anda meneviş gevrekliği denilen bir olay olur ve parçanız kırılır. Ve bunlar da internette zaten belirlenir, yazarlar zaten. Şimdi özellikle mesela diyelim ki 250-300 derecede görülen 300 derece meneviş kırılganlığı var. Eğer parçanızın içerisinde fosfor yüksekse, esen dediğimiz antimuan, kalay, fosfor yüksekse
Parçanızı, Menevich kırılganlığı hassas olan parçalardır bunlar. Eğer parça analizin içerisinde yaklaşık 0,15-0,20 molibden ilave edilirse bu gevrekliği engeller. 500 derecede mesela diyelim ki 500 derece kırılganlığı olan malzemeler, eğer diyelim ki krom, mangan gibi ağırlıklı parçalar, alaşımlar varsa 500 derecede kırılganlığa neden olabilir. O yüzden bu sıcaklıklarda meneviş yapmayıp veya daha yüksek sıcaklıklarda meneviş yapıyorsanız o sıcaklık aralığını hızlı geçmeniz gerekir. Eğer yavaş geçerseniz kırılganlığa neden olabilir. O yüzden mesela diyelim ki 4140 için der ki 300 ile 400 derece arasında bakın meneviş yapıldığı zaman toklukta düşme olur. Mesela bu sıcaklığa dikkat etmeniz gerekir. Ya da diver sıcak iş takım çeliğinde der ki kardeşim sen şu arada yani diyelim ki tam bakın bu hani dedik ya ikinci sertleştirme gösteriyor. Şu tam tepede meneviş yaparsan bakın toklukta düşme var. Burada meneviş yapmamanız gerekiyor. Bunlar son derece önemli arkadaşlar. Dediğim gibi hani meneviş gevrekliği gidermek için yapılır ama yanlış meneviş yaptığınız anda da parçanız kırılır. O yüzden hangi malzemeyi kullanıyorsunuz, herhangi bir risk var mı yok mu bunlara dikkat etmeniz gerekir. Şimdi ne dedik? Isıl işlemci son derece hassas olmak durumunda. Her şeyi ölçmek durumunda. Çünkü homojen sıcaklık, homojen soğutma dedik. Sıcaklıklarınız, gazlarınız, soğutma ortamlarınızın çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun için arkadaşlar bakın standartlar var. İşte diyelim ki fırınlarınızda sat tuz testleri yapılması gerekiyor. Mesela biz aynı zamanda firmaların fırınlarının tuz testlerini de yapıyoruz. Mesela kanca dökümün tuz testlerini yapıyoruz. Hani dışarıya böyle hizmetler de veriyoruz. Çünkü fırının mesela şey de yaptık alüminyumla ilgili olarak Döktaş İzmir, Manisa'da onlarınkini de yaptık. Çünkü fırınlarda eğer siz sat ve tuz testlerinizi yapmazsanız, fırın homojenliğini sağlayamazsanız problem yaşarsınız, homojen sertlik elde edemezsiniz. Bunlar son derece önemli. Şuradaki ASTM standartlarını görüyorsunuz. Bunlar ısıl işlemle ilgili prosesler ne olacak, hangi çapta neler yapılacak bunlardan rahatlıkla yararlanabilirsiniz bu spesifikasyonlardan. MIL standartlarından tutun. Bakın böyle mesela AMS 2759 var. İşte hangi sıcaklıkta ne kadar, hangi çapta ne kadar tutulması gerekiyor. Özellikle havacılıkla ilgili standartlar son derece önemli. Bunlara şey yaptığınız zaman gayet iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Çökelme sertleşmesi. Çökelme sertleşmesi nerede görürsünüz arkadaşlar? Alüminyum, bakır, magnezyum gibi alaşımlarda ya da şöyle diyeyim ben faz diyagramı şöyle gördüğünüz faz diyagramların sertleşmesini çökelme sertleşmesi ile elde ediyoruz. Şunu nasıl açıklayabiliriz? Şöyle diyebilirim. Oda sıcaklığında bakın burada A ve B bileşenleri var. Diyelim ki demir ve karbonu düşünün. Nedir? Çok düşük karbonun içerdiği maraging çeliklerinden söz ediyorum. İşte 0,008 karbonu var. Karbonu çok düşük. Bu ne demektir? Oda sıcaklığında karbonu son derece düşük. Çok az. Böyle bir çeliği sertleştirebilmeniz için ne yapıyorsunuz? Burada şimdi A artı B fazından direkt ne yapıyorsunuz? Tek faza geçiyorsunuz. Çok hızlı bir soğutma yapıyorsunuz. Sonra da tekrar bir daha bir yaşlandırma işlemi yapıyorsunuz. Mesela alüminyumda bunu yapabilirler. Maraging çelikler dediğimiz çeliklerde bunu yaparlar. Ancak bu şekilde sertleştirebilme olanağınız vardır. Buna da çökelme sertleşmesi deniliyor. Mesela diyelim ki alüminyum için, bakır için veya pH çelikleri diyoruz. 17.4, 17.7 gibi. Burada çözeltiyi alıyorsunuz. Hızlı soğutma yapıp sonra yaşlandırma yapıyorsunuz. Bu şekilde sertleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Bir başka ısıl işlem türü, bu da Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılmıyor. Ama otomotiv sektöründe arabaların ağırlığını azaltabilmek için çift fazlı çelik uygulamaları var. İsminden de anlaşıldığı gibi çift faz derken hem martensit fazının sertliği hem de ferritin
tokluğunu alıyorsunuz. Bakın şu ikisi de aynı çelik. Bir tanesine çift fazla çelik uygulaması, ısıl işleme uygulanmış. Bakın mukavemeti aynı. UTSS yani altın tensil test dediğimiz çekme dayancı aynı ama buna karşılık tokluk iki katına çıkmış. Diğerinde %10 uzama, bunda ise bu işlem yapıldığı zaman %30 uzama. Çok daha tok bir malzeme elde ediyorsunuz. Ve daha az ağırlıkta araba üretebiliyorsunuz ve yakıt değerleriniz düşüyor. Bu da yurt dışında yapılan bir şey. Mesela bu tür taleplerin de gelmesi gerekiyor. İndüksiyonla sertleştirme. İndüksiyonla sertleştirme dediğimiz zaman müşterimiz bu parçanın her tarafını istemeyebilir sertleştirmeyi. Diyelim ki bir mil düşünün ya da şöyle bir parça düşünün. Diyebilir ki arkadaşımız sadece şu mavi gördüğün kısım sertleştirilsin, buralar hiç ellenmeyin diyebilir. Şimdi böyle seçenekli bir şeyle geldiğiniz zaman indüksiyondur bunun çözümü. Çok kısa sürede, saniyeler mertebesinde parçayı sertleştirirsiniz, soğutursunuz ve istediğiniz özelliği kazandırırsınız. Peki burada yapılan işlem ne? Bir tane bakır bobin var. Buradan bir akım geçiriliyor. Bu akım geçirildiği zaman bu bobinin ortasında bir manyetik alan oluşturuluyor. Manyetik alanın içerisine iletken bir parça koyduğunuzda, çelik parça bu da iletken, bunu koyduğunuz zaman bu parçanın yüzeyinde eddy current akımları oluşup sadece parçanın yüzeyinin sertleşmesine neden oluyor. Yani bu koyduğunuz parçanın çekirdeğine müdahale etmiyorsunuz arkadaşlar. Sadece şu yüzeyini sertleştiriyorsunuz. Diyelim ki 10 milime kadar bir sertlik verebiliyorsunuz. Ama çekirdeğine müdahale etmiyorsunuz. Bu parçayı kestiğiniz zaman mesela müşterilerimiz bize ne der? İndüksiyon yapıldıktan sonra işte yüzey sertliğini ister, etkin sertlik derinliği. Burada gördüğünüz gibi bir sertlik profili görüyorsunuz. İndüksiyon profili görüyorsunuz. Mesela bu değerleri ister bizden. Tabii bunları elde edebilmek için değişik şeyler var. Mesela diyelim ki bu da dökme demirin mesela bir crankshaft'ta yapılmış olan iç yapısına baktığınız zaman mesela küresel dökme demirin indüksiyonunu yapmışlar. Burada gördüğünüz gibi yüzeyde grafitleri görüyorsunuz ve martensit yapıyı görüyorsunuz beyaz. Sonra şurada bir geçiş, transition bölge dediğimiz geçiş bölgesi. Şurası da malzemenin kendi iç yapısını görüyorsunuz. Yani ne yapmış olduk biz? Şuradaki perlit artı grafitleri, yani küresel grafitli yapıyı martensit artı küresel yapıya dönüştürmüş olduk. İndüksiyon bize bunu sağlıyor dedim. İndüksiyonun başarılı olabilmesi için arkadaşlar mutlaka parçanızın normalize yapılmış olması lazım. Üzerine ıslah ve meneviş yapıp bir de üzerine indüksiyon yaptığınız zaman en iyi performansı alabiliyorsunuz. Ama parçanız gene söylüyorum normalizasyonu düzgün yapılmamışsa veya hiç yapılmamışsa o zaman indüksiyonda istediğiniz sertlikleri elde edemezsiniz. Bu çok önemli. Normalize, ıslah ve peşine ne yapılması gerekiyor? İndüksiyon en iyi sonucu veriyor. Burada değişik indüktörleri görebiliyorsunuz. Bakın indüksiyon profilini görebiliyor musunuz? Şu siyah olarak gördüğünüz şey. Bakın şurada böyle bir parçada indüksiyon profili bu şekilde. Çok kısa sürede şey yapabiliyorsunuz. Parçayı bakın indüktörler değişiyor. Yani şöyle bir parça. Mesela diyelim ki bir iç deliğin sertleştirilmesi ya da şurada gördüğünüz gibi bir diş, dişlideki dişin sertleştirilmesi. Uygun, mesela şöyle geniş bir alanı yaparken yapraksı indüktörler kullanılmış. Bakın bu milin sadece şu siyah gördüğünüz kısımlar sertleştirilmiş ama şu orta kısmı hiç ellenmemiş. Mesela böyle bir parçanın hem bütün dış yüzeyi hem iç yüzeyi sertleştirilmiş. Yani her türlü burada gördüğünüz gibi değişik bir dişli ve ona bağlı olarak da değişik indüktörleri görebiliyorsunuz.
Bu, şu tablolar bize neyi söylüyor arkadaşlar? Malzemeye bağlı olarak alabilecekleri sertlikler ve sertlik derinliğini söylüyor. Contract review'u düşünün. Diyelim ki size gri dökme demir geldi. Müşteriniz gri dökme demir getirdi. Diyor ki ben diyor GJL 25 analizi böyle olsun. Sizden 60-65 ERC sertlik istiyorum dedi. Ne dersiniz? Efendim? Tamam şuradan. Birisi analiz seçsin, birisi bir şey söylesin. Ne söylesin oradan? Görebiliyor musunuz? Bir analiz seçelim. İster misin? Oradan bir tane analiz söyle. Görebiliyor musun? Görebiliyorum. X20 Chrome 13. X20 Chrome 13. Bir dakika, nerede o? Şu. Paslanmaz çelik. İsmin neydi? Caner arkadaşımız dedi ki, paslanmaz çelik X20 Chrome 13'ü gönderiyorum dedi. Kafadan bir değer at. 62 minimum diyelim hadi. Minimum 62 HRC istedi. Kim ısıl işlemci olsun veya ısıl işlemci diye düşünün. Müşteriniz böyle bir istekle geldi. Risk var mı? Müşterimizi nasıl söyle, ne söylememiz gerekir? Şimdi analiz X20 Chrome 13 62-65 HRC sertlik istedi. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Neden? Şimdi ne yapıyorum? Hiçbir şey bilmeme gerek yok. Şuraya bakıyorum, geliyorum. Bu ne kadar sertlik alabilirmiş? 50-55 arasında alabilirmiş. Caner arkadaşım 60-65 dedi, istedi. Ne diyeceğim? Bunun doğasında yok. Yani bilimsel şey bana veri ne diyor? Bu çelik ancak 50-55 alabilir diyor. 60-65'i yapamazsınız diyor. Zorlarsanız parçayı çatlatırsınız arkadaşlar. O zaman müşterimize ne dememiz gerekiyor? Bu istediğiniz 60-65'i elde edemezsiniz. Peki 60-65'i elde edeceğim diye tutturursa ne demeniz gerekir? 60-65'i elde edebilmeniz için o zaman şeyi değiştireceksiniz. Takım çeliği almanız gerekir diyeceksiniz. Mesela hangisi alıyormuş? İşte krom, molibden, vanadyum 7 bakın 60-65'i alıyormuş. Burada size şeyi göstermeye çalışıyorum. Hangi malzeme hangi sertlikleri alabilir? Peki müşterimiz Caner Bey. Bir de derinlik at kafadan. Yani ne istesin? 10 milim de derinlik istiyor arkadaşımız. Alabiliyor muymuş? Hemen bakıyorum. Bu neydi? Açık. Maksimum 6 milim kadar derinlik verebilirmişiz. 10 milim verebilir miyiz? Veremeyiz. İşte bakın böyle bu chartları kullanarak, bu tabloları kullanarak müşteriye ne anlatmanız gerekiyor? Hani hangi malzeme, ne kadar derinlik, ne kadar şey alabilir? Ve bu şekilde müşterinize teknik destek vermeniz gerekiyor. Ya malzeme seçimine gidecek ya da diyeceksiniz ki riskler bunlar, bu olmaz, çatlar malzemeniz diye yorum yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde devam ediyor bunlar. Yani demek ki indüksiyon için ince taneli yapı. Şimdi bu zamana kadar anlattım. İnce taneli yapıyı neyle elde ediyorduk arkadaşlar? Normalizasyon. Normalizasyonun önemini anlıyorsunuz değil mi? Bakın ıslahta da yine normalizasyona döndüm. İndüksiyon dedim, normalizasyona döndüm. Semente diyeceğim, yine normalizasyona döneceğim. Neden? İnce taneli yapıyı elde edebilmeniz için normalizasyon gerekli. Normalizasyon o yüzden önemli. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Klasik ısıl işlemlerde, klasik ısıl işlem dediğimiz şeyler nedir? İşte normalizasyon, ıslah, sementasyon değil mi? Hani bunlarda hep böyle kriterleriniz olması gerekiyor. Riskler var. Mesela diyelim ki tasarım hataları. Tasarım hatası dediğimiz zaman ne olabilir? Keskin köşe tasarım hatası olabilir mi? Ne risk olabilir? Keskin köşe olduğu için indüksiyonda arkadaşlar o keskin köşeler eriyor. O yüzden problem olur. Ya da diyelim ki bakın burada gördüğünüz gibi keskin köşe var. Hemen şu keskin köşeden çatlıyor malzemeniz. İlk çatlama yerleri buralarıdır. Keskin köşe olmayacak. Ya da parçanın yüzeye çok yakın olan yerine delik açmışlardır. Böyle incecik cıdırın altında kocaman delikler vardır. Bakın bütün bunlar ısıl işlemde risk yaratır. İnce kesitten kalın kesite geçmeler,
keskin köşeler, mutlaka şu keskin köşelerin ne olması lazım? Yuvarlatılması lazım. Mesela şuradaki köşelerin ne olması gerekiyor? Şurada gördüğünüz gibi pah verilmesi gerekiyor. Bunlar son derece önemli. Ya da müşteriye ısıl işlemciye parça, döküm parçası gönderirken mesela kaynak dolguyla gelir. Kaynak kesinlikle ısıl işlemde çatlamaya neden olur arkadaşlar. Hani dökümde yaptığımız şeylerden bir tanesi odur. Yani o şeyleri nasıl kapatacaksınız? Kaynakla kapatacaksınız. Ama ısıl işlemde çatlayacağını bilmeniz gerekir. O yüzden mesela kaynak dolgu istenilen bir şey değildir.